Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Benim parlak zihinli dostlarım, kardeşlerim, torunlarım, canlarım, benim güzel insanlarım. Türkiye ekonomisinin en büyük baş belasının Türkiye Odalar Borsalar Birliği zihniyeti olduğunu yıllardır söylüyorum. Bu yeni değil, yıllardır söylüyorum. Bana inanmayabilirsiniz. Ama ben burada kendi kişisel görüşlerimi kendi baktığım penceremden göründüğü şekliyle anlatıyorum. Yıllardır böyle anlatıyorum. Neden böyle anlatıyorum? TÜSİAD'a çok kızabilirsiniz. TÜSİAD'dan nefret edebilirsiniz. Sık sık bu konuya giriyorum. Bu konuya girmek, bu konuda mutlak surette konuşmak zorundayım. Kendimi öyle hissediyorum. Yani kendimde o zorunluluğu görüyorum daha doğrusu. Çünkü bakınız, bu ülke ekonomisi sadece iş adamlarının batmasıyla ya da iş adamlarının çok zengin olmasıyla ne batar ne çıkar. Bu ülke bir bütündür. Bu ülkenin bir bütün olarak insani gelişmişliğini, yani hukuka olan saygısını, yani bağımsız yargıya olan saygısını ve bağlılığını, yani insan haklarına sadakatini ve bağlılığını ve hassasiyetini, yani kuvvetler ayrılığının bir ülke demokrasisi ve hukuk devleti için olmazsa olmaz olduğunu kabul etmeyen iktidarlarla bir yere varması mümkün değil. Bir defa bunu kabul edelim. Bakın, insani gelişmişliğini sağlamış, demokraside gelişmiş ya da demokrasisi ve hukuk devleti tam oturmuş, kuvvetler ayrılığı ilkesinden zerrece taviz vermeyen, insan hakları konusunda beğenelim beğenmeyelim, istediğimiz kadar olmasa da bizim gibi ülkelere bakarak çok üst seviyelere çıkmış, gelişmiş ülkeler hepsi, yani insani gelişmişliğini sağlamış ülkelerin hepsi aynı zamanda ekonomik olarak da zengin ülkeler. Ekonomik büyüklükten bahsetmiyorum. Çin dünyada Amerika'dan sonra en büyük ekonomik büyüklüğe sahip ülke. Nüfusu Amerika'nın 5 katı. 5 katı. Ama kişi başına milli geliri Amerika'nın 10'da biri. Yani ekonomik büyüklük, bir ülkenin ekonomisi büyük diye övülmesi yerine göre hiç de övünülecek bir şey değil. Türkiye'nin ekonomisi çok büyük. Kişi başına milli geliri kaç? Kişi başına milli geliri kaç? 8.640 dolar. Hollanda'nın ekonomik büyüklüğü Türkiye kadar hemen hemen. Ama nüfusu Türkiye'nin 10'da biri kadar ya da 8'de biri kadar olduğu için ekonomik büyüklüğü çok yokmuş gibi görünüyor. Hele Çin'in ekonomik büyüklüğünün yanında neredeyse Hollanda'ya fakir gözüyle bakarsınız. Ama bir Hollanda'nın kişi başına milli geliri, yıllık milli geliri, ki hem de adil hem de adaletli, Çin'deki kişi başına milli gelirin en az 8 katı. Bunları neden anlatıyorum? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupalı ülkeler gibi, Avrupalı gelişmiş demokrasiler ve gelişmiş demokrasilerin halkı gibi insani gelişmişliğini mi öncelikleyecek? Yani hukuka bağlılığını, demokrasiye bağlılığını, insan haklarına bağlılığını, eğitim, tabii en önemlisi eğitim ve bilime bağlılığını, ki zaten bu saydığım hukuk devleti, insan hakları, bağımsız yargı gibi, demokrasi gibi konularda hassasiyeti ve talebi olan ülkelerin insanları zaten çok, hemen hemen hepsi tamamı eğitime zaten mecbur olarak katkı yapacak, katkıda bulunacak ve eğitileceklerdir zaten. Bunun aksini düşünemiyorum. İşte Türkiye'nin en büyük eksikliği iş dünyasının ve emek dünyasının, iş dünyasının Türkiye Odalar Borsalar Birliği gibi kasabalı bir zihniyet tarafından ağırlıklı olarak yönetilmesi ve yönlendirilmesi. Ya sadece 600 aileye sahip TÜSİAD, Türkiye'nin milli gelirinin yarısından fazlasını, ihracatının %75'ini,
Vergi gelirlerinin yani vergi tahsilatlarının %60-65'ini tek başına karşılıyor. Sadece 600 aile. TOB'a bakıyorsun, milyonlarca TOB üyesi. Rifat Hisarcıklıoğlu 20 senedir başlarında, bir tek şey istemiyorlar Türkiye'de. Pardon, iki şey. Bir, demokrasi istemiyorlar. İki, hukukun üstünlüğü ilkesini istemiyorlar. Ve tabii bir de haklı rekabetten nefret ediyorlar. 4,5 milyon Suriyeli'yi Türkiye'ye getirilmeleri için dönemin Dışişleri Bakanı'na ve dönemin Başbakanı'na Tayyip Erdoğan'a baskı yapanın Türkiye Odalar Borsalar Birliği yönetimi olduğunu söyleye söyleye bir hal oldum. Neden? Çünkü onların işine geliyor. Ya onlar çıkarlarına bakıyor sadece. TÜSİAD öyle değil. TÜSİAD'ın iş adamları şunun farkındalar. Bu ülke küresel şartlara uyum sağlayamazsa, bu ülke ekonomik rekabet ettiği ülkelerin halkları kadar gelişmiş halklara sahip olamazsa, insani gelişmişlik. Bu ülke ekonomik rekabet ettiği ülkelerdeki kadar hukuka, demokrasiye, insan haklarına, kuvvetler ayrılığı prensibine bağlı olamazsa, o ülkelerle rekabet edemez düşüncesinde. Kim? TÜSİAD. Ama gidin bakın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetiminin en büyük korkusu Türk insanı ya gelişimini sağlarsa, Türk insanı ya gerçek demokrasiyi isterse. Bizlere neden kızıyorlar? O nedenle Türk insanı ya gerçekten de bir lokma, bir hırka döneminin bittiğine inanırsa, bizi veli nimeti olarak görmekten vazgeçerse, derse ki kardeşim sen bana iş veriyorsun, ben de sana emeğimi veriyorum. Sen nasıl iş konusunda herkesle rekabet ederken hatta öldürücüysen, ben en azından emeğimi satarken seninle haklı bir rekabet içinde olmak istiyorum. Ama sen bana iş vermemek için, bana yüksek ya da yaşayabileceğim kadar maaş vermemek için gidip 1.000 liraya Suriye'den göçmen işçi getirtiyorsun ve devleti de siyasal iktidarı da buna ikna ediyorsun diyecek. Abi bunu diyecek kim diyor bunu? Disk diyor. Öyle bir şey ki neredeyse 60 yıldır demeyelim de en az hadi 50 yıldır, 55 yıldır birbiriyle neredeyse düşman kardeş gibi gösterilen TÜSİAD ve DİSK bugün Türkiye'nin gelişiminin önündeki iki itici güç. Biri işveren, sanayici, üreten kesim TÜSİAD, diğeri emeğiyle üretime katkıda bulunan üretimiyle ekonomiyi ayakta tutan olmamışlar. Bakın canlarım, dolar konusunda 100 bin doların üzerinde satın almak isteyenler paralarını ancak bir gün sonra kullanabilecekler. Bu müdahaledir. Bu ekonomiye müdahaledir. TÜSİAD böyle bir müdahaleye asla rıza göstermez. Neden rıza göstermez? Çünkü TÜSİAD küresel rekabetten yana ekonomimizde müdahalecilik olmadığını anlatmaya çalışıyor. Peki TOB, Türkiye Odalar Borsalar Birliği bu müdahaleden memnun. Neden memnun? Çünkü işlerine öyle geliyor. Onların ülke ekonomisinin ve insani gelişmişliğinin sağlanmasına hiçbir hassasiyetleri yok. Onlar biz cebi nasıl doldururuz? Yahu bu işçiler de amma çok para istiyor be. Keşke şu Suriyelilerden birkaç milyon daha gelse de biz de götekileri de atıp onları alsak diye düşünüyorlar. Aha vallahi böyle, billahi böyle düşünüyorlar. Bu zihniyette ülke ekonomisi nereye gider ya? Bakınız, ülkeyi yöneten en bir numara, ülkenin bir numaralı kurumu TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'na 17 sene önce nerede olduğunu unutma, sayemde bugüne geldin diyor. Bakıyorum Özilhan ailesi 17 sene önce bugünkü durumundan hiç de daha aşağıda değilmiş. Aynı, söylemek istemiyorum, aynı hayat tarzını, aynı evleri yaşıyorlarmış, aynı evlerde oturuyorlarmış, hatta daha iyilerinde oturuyorlarmış, daha iyi bir hayat sürüyorlarmış ve son derece modern imişler. Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin 17 sene önceki haline bakıyorum, içim cız ediyor. İçim cız ediyor. Tam bir gecekondu ailesi. Elde yok, başta yok. Fakir bir aile. Ayıp mı? Değil. Hayır, ayıp değil. Ama şunu unutmamak lazım. Recep Tayyip Erdoğan'ı 17 sene önceki o fakir gecekondu esnafından ya da gecekonduda oturan o fakir fukara aileden bugünkü şaşaya,
13 tane özel uçağı, devlet uçağını kendi uçağı gibi kullanmaya, olağanüstü bir şatafat içinde yaşamaya getiren Recep Tayyip Erdoğan'ın yetenekleri değil, milletimiz. Türk milletinin dergileri. Recep Tayyip Erdoğan babasının evinden getirdiği vergilerle yaşamıyor hayatı. Senin, benim, bizim, onun, bunun, garibanın, fakirin, ne asgari ücretlinin, asgari ücretlinin maaşından kesilen dergilerle gıdım gıdım toplanan o paralarla yaşıyor şaşalı hayatı. Tuncay Özilan yaşıyor kendi parasıyla, kendi geliriyle, devlete vergi ödeyerek lüks bir hayat yaşıyorsa yaşıyor. Helal olsun. Uçağı varsa helal olsun. 17 sene önce de vardı. Özilan ailesi 17 sene önce bugünkü halinden daha küçük değildik. O gün de bankaları vardı. O gün de koskoca dünyanın en büyük kuruluşlardan biri olan Efes Pilsen'in sahibiydiler. Yani çelik motorun sahibiydiler. Yani Özilan ailesine 17 sene önce neredeydim derken bir insanın acaba ben 17 sene önce neredeydim diye düşünmesi gerekmiyor mu? Demek ki gerekmiyor. AKP Genel Başkanı 17 sene önceki fotoğraflarına hiç bakmıyor. Kimdir? Belki de o günden fotoğrafları, kalan bütün fotoğrafları yaktı, yıktı, attı. Yırtattı. Belki de. Olabilir. Bilmiyorum. Bazı insanların öyle bir huyu vardır. Adamın biri saraya yakın bir gecekonduda oturuyor. Eski dönemde. Padişah canı sıkılmış. Yanındaki en yakın çalışma arkadaşlarından birine demiş ki hadi tepkili kıyafet yapacağız. Yani kıyafetimizi değiştireceğiz. Halkın arasına ineceğiz. Emredersiniz hünkârım demiş. Çıkmışlar. Biraz sonra yürürken o gariban gecekondulu, ne gecekondusu, derme çatma bir yerde oturan adamın evinin bahçesindeki helaya düşmüş. Foseptik çukuruna düşmüş padişah efendimiz. Evet. Debeliyor debeliyor bir türlü çıkamıyor. İçeriden gariban duymuş sesleri, gürültüleri. Hemen çıkmış dışarıya. Gitmiş. Orada iki kişi var. Tabii nereden tanıyacak padişah o zaman? Şimdiki gibi fotoğraflar, televizyonlar yok ki. Zavallı adamcağız hemen padişahı oradan çıkarmış. Yanında tabii vezir de olduğu halde hemen evine götürmüş. Adamı yani padişahı soymuş, elbiselerini çıkarmış, atmış. Karısına demiş ki yıka şunları. Adamcağızın bir güzel yıkanması için hemen güzel bir kazan su kaynatmışlar. Adamcağız dedim padişah. Padişah yıkanmış. O gece orada konaklamış, evde misafir olmuş. Tabii veziri de ya da yanındaki en yakın adamı da orada konaklamış. Ertesi sabah erkenden izin isteyip çıkmış gitmişler. Tabii söylememişler padişah olduklarını. Bir süre sonra padişahın adamları gelmişler. Adamı, karısını, çocuklarını hepsini beraber anlatmışlar. O gece kurtardığın, bok çukurundan kurtardığın adam padişahımız efendimizdi. Seni sarayda ağırlamak istiyor demişler. Almışlar adamı saraya götürmüşler. Çoluğu çocuğu adamın da hoşuna gitmiş tabii. Fakat padişah adama demiş ki ben her gün şu vakitte sarayın merdivenlerinden inerim. Seni her gün o merdivenin karşısında göreceğim. Görmem lazım ki o bok çukuruna düştüğüm anı da hatırlayayım. Kibir yapmayayım demiş. Adam da emredersin sultan demiş. Bir süre devam etmiş bu. Ama sonra padişah adamı her sabah orada gördükçe foseptik çukurundaki aklı gözünü yani hali gözünün önüne geliyor ve kendinden tiksinmeye başlamış. Çünkü o halini gören bir tek o varmış sarayda. Ondan başka kimse onun eski o bok çukur içindeki halini bilmiyor, görmüyormuş. Vezir diyeceksiniz. Oho vezir çoktan gitmiş. Veziri gönderdikten sonra, kelleyi uçurduktan sonra bir gün emir vermiş. Demiş ki şu her sabah ben merdivende inerken karşıda duran köylü var ya, bahçıvan. Onun kellesini tez vurun gitsin demiş. Hatunlarından biri ya da işte ana hatun sorduğunda niye öyle yaptın diye. Yahu demiş adamı her gün gördüğümde evvelden kibrimi yeniyordum. Şimdi onu her gün gördüğümde o bok çukuru halin içindeki halim gözümün önüne geliyor. Ve benim o halimi bir tek onun gördüğünü hatırlıyorum. Dayanamıyorum demiş. Kesin gitsin kellesi. Bunu niye mi anlattım? Vallahi bilmiyorum. Anlattım işte. Ne bileyim ben. Kim bilir belki de birilerinin eski halini hatırlayanlar o nedenle birilerinin yanından kovulmuş olabilirler. Bu ülke için değil, her ülke için geçerli olabilir böyle bir şey. Canlarım benim.
Ülke ekonomisinin sorunlarını anlatıyorum. Ülke ekonomisinin sorunu kasabalı kafalar. Siyasal iktidarı yönlendiren bu toplu Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Esnaf bilmem ne bilmem ne derneği başkanı gibi 20 senedir bunlar, 20 senedir oradalar. Yönlendiren kasabalı taşra kafaları Türkiye ekonomisini ve insanını daha ileriye taşıyamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler emek kesiminde disk ile, işveren kesiminde TÜSİAD ile istişare sağlamadan ülkeyi düzlüğe çıkaramaz, ekonomiyi kurtaramazlar. Bu ekonomi en yakın zamanda battı. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Gece 22.30'da buluşmak üzere. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın.